İran bundan sonra nasıl bir tepki verir? Haniye'ye vereceği karşılık hala bekleniyor. O da bir muamma. İran'ın bu şekilde işte yüzük takması, yine böyle şekilsel bazı şeylere girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve İran sizce İsrail'le baş edemeyeceğini anladığı için mi biraz böyle pasif kalıyor? Serhan Bey, İran bakış açısıyla söyleyelim. Açıkçası İran'ın niyet ve maksadını gerek dini lideri, gerekse Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere üç önemli lideri tarafından açıklandı. Artık bunun baş edemeyeceği olarak değil, tam tersine İran'ın imkan kabiliyetleri, aslına baktığımızda İran bölgesel bir güç. Yani İran'ın harp silah vasıtalarına, bugüne kadarki savaş tecrübesine, yaşanmışlığına ve devlet geleneğine baktığınızda İran'ın bölgede bir güç olduğu zaten aşikar. Ancak bunlar o bölgede savaşıp savaşmayacağını etkeden ana parametrelerden biri değil. Bir harekatı icra edeceğiniz zaman Serhan Bey, ne elde ettiğinize bağlıdır bazı şeyler. Artı niyet ve murat ve maksat, ama bunun sahada yapabilme imkan kabiliyeti, birbirini bütünleyen ama ayrı ayrı analiz edilmesi gereken konular. Biraz nazar yolduk, sonra bakmayın. Ama şimdi şu konu var. İran şunu çok iyi biliyor ki, şöyle bakalım bir kere, İran uygulamış olduğu politikalarla Serhan Bey, dış politikalarıyla, yani 2000'lerden günümüze, hatta daha eskiden günümüze kadar geldiğinde İran maalesef bölgede bana göre son derece yanlış dış politikaları neticesinde yalnızlaşmış bir ülke konumunda. Buna bizi de katabilirsiniz. Yani Türkiye'ye yönelik olarak da halen, geçmişte ve halen son derece yanlış, kazan kazan değil, bana göre kaybet kaybet politikalar yapan bir dış politika anlayışla hareket ediyor İran. Çok ciddi manada kendi dış politikasını bir gözden geçirmesi ve öz eleştirisi yapması lazım. Şimdi doğal olarak bir çekingenliği var. Yani ABD'yi işte şeytan ülke olarak ilan etmesi, savunmasını ta Suriye'den itibaren başlatması, kendi coğrafyasına bir ABD'nin ve diğer batı unsurlarının girmesini engellemek amacıyla uzaktan karşılama yöntemi dediğimiz, bunun içinde Hizbullah'ın, Hamas'ın ve Arap Yarımadası'nda da Husileri destekleyen uzaktan karşılama yöntemiyle efendim bir dış politika anlayışıyla yürüyor. Yakın kuşak ülkelere de terör ihraç ediyor. Yani tıpkı bize yaptığı gibi Irak'ta ve Suriye'de. İşte İran bu yapmış olduğu yanlış dış politikaların neticesinde, bakınız, küresel ve bölgesel bir parametreyle, bir tehlikeyle, bir tehditle baş başa kaldığında Serhan Bey, etrafında kimse yok. Yani İran'a yardım elini uzatacak, destekleyecek veya kendisine askeri ve siyasi anlamda destek verecek ne bir İslam ülkesi var ne bir Arap ülkesi var. İran yalnızlaşma noktasında. Bu bir. İkincisi, hepinizin bildiği gibi bizim de aracılık yaptığımız P5+1 anlaşmasıyla İran'ın nükleer silahlarının uranyumu nükleer barışlı olmayan amaçlarla kullanmama çerçevesindeki samimi beyanlarına binaen ABD'nin İran'a uygulamış olduğu ambargolar 2015'te kaldırıldı. Ancak 2018'de ABD bu anlaşmayı bozdu ve tekrar İran'a çok ciddi manada ekonomik ambargolar uyguluyor. İran şu anda bunun da sıkıntıları yaşayan bir pozisyonu var. Öte yandan yine İran Kafkaslar bölgesinde, iç cephesinde çok ciddi tedirginlikler ve gerginlikler ve korkular yaşayan bir ülke. Malum 35 milyon, 40 milyona yakın İran'ın kuzeybatısında Türk vatandaşı yaşıyor. Türk asıllı İran vatandaşları yaşıyor. Bunların gelecekte herhangi bir farklı amaçlarla hareketlenebileceği konusunda tedirginlikleri var. Hal böyleyken İran, bu manada baktığınızda İsrail'e kara sınırı da olmaması nedeniyle uzaktan işte kendi ülkesine yapılan top çatışlarına veyahut da füze atışlarına karşılık, hava kuvvetlerine atışlarına karşılık sadece işte sembolik atışlara karşılık veren bir pasif görünüm sergiliyor. Şu anda İran Hizbullah'ın yanında sahaya inerek veyahut da silah desteği vererek veyahut da işte destekleyerek böyle bir savaşın veyahut da bir çatışmanın tarafı olamayacağını değerlendiriyorum. Bunu da nihayetinde gerek Hamene'yi, gerekse Pezeşkiyen, gerekse Dışişleri Bakanı açık açık beyan ettiler. Dediler ki Hizbullah kendi kararını verir, kendini korur. Biz böyle bir savaşa ve çatışmaya, Pezeşkiyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki yapmış olduğu konuşmada böyle bir niyetinin olmadığını ortaya koydu. Ancak yine de çok hafif bir açık kapı bıraktı. Bir niyet ortaya koymaya çalıştı. İşte efendim bölgedeki İslam ülkeleri bir araya gelirsek İsrail'le biz baş edebiliriz falan filan diyor, ama yani baş edebileceği veyahut da bir araya gelebilecek atmosferi sağlayabilecek başat güç pozisyonunda değil İran. Bu şekilde ben değerlendiriyorum.